Mesela biz bugün hala işte felyandurur insanın ve kuluga minna indafik, özellikle sakrum yani bel bölgesiyle olan ilişkisini, insanın oluşmasını anlıyoruz ama hala kadınlarda göğüsle olan irtibatını, ovülasyonun nasıl oluştuğunu hala çözmüştük. Sadece yumurtalık ve beyindeki bazı hormonlarla beraber olduğunu biliyoruz. Ama Kur'an öyle demiyor. Kur'an diyor ki, yahrucu min beyni sulbü ve teraib diyor. Teraib hala çözmüş değiliz. Peki bunu çözmek, yavru çözecek, aa bu Kur'an'da vardı. Şimdiye kadar neydi aklım neredeydi? Şimdi o bakımdan çocuklarımızı fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarına yönlendirmek durumundayız. Çünkü ilmin konusu hakikattir. Ama bilimin konusu doğruyu bulmaktır. Doğru değişkendir. Bakın Muhammed suresinin 19. ayetinde ta'lem ennehu la ilahe illallah. Önce öğren.